Başladık mı? Başladık mı? Sen başlatacaksın. Başlasın. Başladık mı? Başladık mı? Sesim nasıl alıyor şu anda? Güzel. Yüksek kalitede geliyor. Kaç kişi izlemişti? Ona bakalım o kişilere şey yapalım. 100 bin izledi. 123 kişi. Helal be. İkiye katlamışız. Diğer de 60 sonra. Sonra şöyle B yapalım ya. Hoş geldin. Başladık mı? Başlamışız herhalde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aynı bir sürü bir şey yaptıktan sonra. Merhabalar. Merhabalar. Tekrardan sizlerleyiz. Farklı bir ortamda. 123 kişi adına tekrar geldik. Evet, 123 adına ve daha böyle daha iyi tarif edebilmeniz için evimi kapattım. Bugün kapattık gibi. Sırf çekim için bayağı bir dekorasyon değişikliği de oldu şu an evde. Çünkü böyle oluyormuş yani. Böyle kitaplar, olgular falan olması gerekiyormuş. Bizim yıllar önce çektiğimiz kullandığımız... Ya benim DVD'li vardı, onu hatırlamıyorsun. Tam da DVD'li. Kendi paralarını aldığım aylık 65 lira maaşla biriktirerek haftalıklarımı aldığım el kamerası. Bundan önce neyi çekiyordun? Abimin Mercury'si vardı yani. Uçuktu bir dedim sen. Şeydi, hatırlıyorum ya bunu ilk aldık. O şey zoom. Aa, zoom yapıyor. Dokunuyordum ben. Dur ben yavaş yapacağım. Güzeldi ya o zaman. Ya sonra şarj olmaya başladı. Değiştirdik. Güzel ya, evde olmak ama biraz şey oluyor ya, sessiz olması aslında... Biraz gerginlik var mı ya? Var. Evde olması kötü oluyor. Ya biz kameraya alışırız ama yani... Böyle değil. Veriyorsun, ben sana sözler ezberlediğim için. Tak 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 oynuyorsun. Yo, ben doğaçlama oynuyorum. Evet, Cem hiçbir zaman senaryo okumadığı için. Daha şeye gelmişiz yani, son finale ya, gelmişiz. Ama ben şey diyeyim yani... Hikayedeyim yani, hikaye yaşamak istiyorum. Anladım ya. Ya ben senin şeylerin değil, kendi... Şey değil mi? Olaya geliştikçe yaşamak istiyorsun. Evet evet, zaten filmde öyle ya bak. Olay yani sahnenin sonuna doğru gerçek şeyimi alıyorum. Adamın öldüğünü falan bilmiyordu, o sırada öğrendim yani. Ben kendimin öldüğünü evet bilmiyordum, o sırada öldüğümü öğrendim. Çok daha iyi oldu falan böyle. Hatta şey dedim yani, son sahne bitti dedi. Nasıl dedim bitti? Bitti dedi, film bitti dedi. Mersem ölmüş. Neyse, devam zaten gelecek. Evet, devamı Cem'in kadrosu tarafından yazılıyor galiba. Evet evet, şu an aldığım iyi tepkiler ve üzerine devam filmi beklentileri çok yüksek. O da 2300 kişi tarafından izlendi bir iki evet. Haftada falan herhalde. 2300'ü gördü, 2400 civarı bir şey. Evet, sonra kaldık şu an, durduk da. Teşekkür ederiz herkese. Evet, izleyen herkese teşekkür ederiz. Güzel yorumlar geldi. Yorum iyiydi yani, normal hani... Tek tük değil, neredeyse herkesten, her izleyenden yorum aldım. Yani beğendiyse güzel. Yani benim, bana çok şaşırdı iş yerindekiler. Biraz... Senin ablam da şey yaptı ya, vay be Cicek'im. Ben yıllardır ben söylüyorum. Çünkü küçüklüğünüzü bildiğim için dedi. Şimdi bunları görünce çekinmekim dedi. Mesela ben şey dedi, hangisini? Sansan Kurtalı. Orada da iyiydim ya, aslında kötü değil. Konuşmadığın karakter. Hiç konuşmadığın karakter. Hatta şey diyordum. Cem konuşmarak oynuyor orada. Evet. Şey diyordum hani bana yaz ama ben konuşmayayım. Orkesi mevzuda işte. Konuştum da o da güzel oldu. Konuşunca da oluyormuş, konuşmayınca da oluyormuş. Sansan Kurtalan'ı 2'yi çekeceğimiz zaman zaten işte o zaman konuşacağız. Sansan Kurtalan'da yaptık. Oradaki şey kişi sensin. Var şu an izleyen. Onlar da acaba izleyecek neyden mi? Bahsediyorlar şu an? Ama orada da şey var. YouTube'da da yok galiba ya. Yok mu? Yok mu? Kızıl Gece'yi söylüyorduk. İkincisini yorum yazarsanız belki ya şey koyalım. Aşağıya 5 tane yorum gelirse Özgün Mansur ikna olur. Ya 5 tane yorum da şu değil ya. Nokta. 5 tane yorum gelirse yani hakikaten devam ettirmek isteyen var mı bilmiyorum. Ya zaten izleyen kişi en azından belki izleyeyim. Senaryosu bana ait olmayabilir yani. Kim ait olacak? Ben bilmiyorum. Aslında var bir kişi yazmaya başladı senaryo da hikaye tamam var. Tamam işte yani belki hikayesi var belki çekerim yani. Buradan hadi söyleyeyim aklımda şey var. Bir 4 bölümlük yine bir internet dizisi tarzında bir şey var. Kızıl Gece şey mi? Kızıl yani Gece'yi şey üstüne turp sıktım da. Daha yeni değişik. Yani daha fikir aşamasında bazı şeyler. Net bir şey yok orada. Cemile şu an ilk kez duydu galiba. Demek öyle. Demek. Çekersin. Yani onlar dakikalık. Acımasız dizisi gibi. Acımasız dizisini şuraya vereyim.
İlk bölüm çok güzeldi. Sonra bir anda böyle bak. Sahne oldu. İlk bölüm böyle 900'dü falan. İkincisi böyle 500, 200, 100'e düştü yani. Evet, Cem de izlememiş. Ben evet Kızıl Yeceni Kamerakası'nı izlemedim. Çünkü her yerde olduğum için yani. Evet, saçma bir şey olmaz. Her yerde, her yerde olduğu için. Ama biliyorum yani söyleyeceğim sözleri insanların söyledi. Ama tabii bazen tekrardan komik. Komik mi? Öyle izledim yani. Evet, burada daha komik. Onun dışında bazı sinemada bazı gündemler oldu dostum. Büyük gündemler oldu. Oldu. Yorum yaptım sana, okudun bunu. Hangi yorum ya? Fragman yorumunu. Matrix 4'ün fragmanı çıktı. Herkes izlemişti herhalde. Ben izledim de Matrix 4 değildi o. Neymiş? John Wick 4. Yani, yanlış yazmışlar. Başlığı yanlış atmış şey. Evet. Çoğu kişi 2'ye bölündü. Hatta 3-4'e bölünenler oldu galiba. Bunlar 2'ye bölündü. Oğlum yani John Wick değil de. Yani senin gibi gören de var da. Bir de wow evet döndü ve işte bu diyen de var. Ya bak söyledim ya hani birazcık bir tamam aynı anda çekebilirsiniz filmleri de yani ne bileyim sakalı kessin zaten 2 haftada uzayacak onun sakalı. Saçları geriye bağlı. De ki bu şekilde geri döndüm yani. Onu bence filmde anlatacaklar diye düşünüyorum. Neyi anlatacaklar? O tipini. Bence... Çünkü ya biz John Wick çekiyorduk. Şey oldu biraz. Araya karıştı. Ya bence sanırım daha fragman hiçbir şey göstermedi diye düşünüyorum ben. Bence o saçsız kısa saçlı halini o sahnelerde var bence daha. Ha şöyle dediğin olabilir. İşte John Wick bitmiştir çekimleri. Hı hı. Sonraki sahneleri bitirmişlerdir Matrix'te. Matrix'in baş sahnelerinde o şey öyle tarz bir şey yapıyor. Ama şey sahnesi var ya hani tekrardan bir doğma sahnesi var. Saç orada kesik. Bir de yani... İşte o sahne yani en son bütün yani çekimler bitmiştir. En son o Matrix bölümün giriş çekimi olmuştur. Bir de mesela sen ne düşünüyorsun film hakkında? Ne olacak? Neyi anlatacaklar? Var mı teorin? Yani adam şimdi evreni kurtardı. Yani evreni kurtardı. Bizim gördüğümüz o da. Yapay zekayı hani çekti dünya üzerinden, şeyi kurtardı, işte Matrix'i bırakıp normal dünyaya döndü. Ama hı-hı, Matrix bitmez, Matrix bir şey yani sonuçta. Büyük ihtimalle herkes de aynı fikirde. Robotlar, Neo normalde ölüyorsun da ama robotlar tarafından eğer barışı sağlıyor falan böyle tekrardan işte simit öldürüyor falan. Robotlarını yaşatıyor diye düşünüyorum. Ya da, çünkü öyle sahne var. Ya yine şey de olabilir, virüs tarzı bir şey olabilir. Nasıl? Yani sisteme sızan bir şeyde tekrar ajan devreye giriyor, tekrar Neo'yu öldürmek istiyor tarzı bir şey. Ha onu bilemedim. Yani devamında umarım zorlama bir devam değildir de mantıklı bir devamla devam eder. O mavi at mevzusu, kırmızı at mevzusu, adamın gözlüğünün mavisi. Evet, Matrix desin. Buna bir yine bir, mesela robotlar bunu kurtarmış da takmışlar yine bir simülasyon. Orada hayatını devam ettiriyor. Ha yani. Ya şey de ama yavaş şimdi yavaş bu adam seçilmiş kişi ya mesela. Ulan bu ben işte gitmiş mesela rüya görüyorum falan diyor filmin fragmanında. Seçilmiş kişi olduğu için belli bir şey süre sonrasında herhalde uyanıyor. Ve tekrardan evet lan ben niye uyum deyip. Ya şey olabilir dediğin gibi hani o robotlar onu aldıktan sonra robot kendi tasarladığı bir Matrix'te onu yaşatıyor. Yani bizim gördüğümüz aha, fragman tamamen aslında... Yine filmin en başı gibi yani. Heh. Ona tekrar bir hayat sunmuşlar. Hayatını hmm, devam ettiriyor. Hayattasın okey ama belli bir noktaya kadar. Ondan sonra... Ama Morpheus'un gençliği var filmde. O mevzuyu bilemedim. Hani mesela ben güçlerini orada kazandığını düşünüyorum. Sen beni tanıyor musun diyor. Tanımıyorsun diyor filan. Hmm. Öyle mi diyor. Bir anda vuruyor uçuyor gidiyor Morpheus'a. Ama şöyle... O yani anda bütün güçlerini tekrardan alan evet ne oluyorum ben filan diyebilir mesela. Şey olabilir mi? Onun gençliğinde zaten Neo'yu tanıyor. Ondan sonra tekrar Neo'yu bulmaya geliyor. Yani birinci filmde, aslında dördüncü film ilk film gibi. Evren olarak. Evren gibi düşün. Bir dördüncü film ilk film, Morpheus'la karşılaşıyor. Morpheus ondan sonra tekrar Neo'yu aramaya başlıyor. Yazılan onun da amacı o ya. Mesela kainin herhalde öyle bir şey söylüyordu. Neo'ya. Onun amacı seçilmiş kişiyi bulmak galiba. Yani orada buluyor, Neo'yu biliyor zaten. Her seferinde tekrar Neo'yu buluyor. Yani standart Hollywood şeyi de. Olabilir. Yani izlerim, sinemada izlerim. Bir daha giderim hatta. İki kere izlenir. Yani yeteriz. Bunun dışında bir konu daha, Dune da giriyor. Dune'u bekliyorum bakalım. Dune hiç şeyine de bakmadım. Hani sadece sinemada izleyip o anda ben yorum yapmak istiyorum. Fragmana geldi.
Yani herkes büyük beklentiye soktu. Yani. Çok çok. Abi Star Wars nasıl diyebilirsin ya? Ben Gandalf'ı yaşlı amca dedim, ne diyeyim daha. Üniversitemen Cem Kalkancı. Şeye geliyor, bir de Foundation mı diye derler. Onun diziyi şeyde geliyor ya, Avengers'ın Asya versiyonu. Ben onunla çok şey değil, hani yükselmedim de ona. Ben sadece kızım için bayağı pompalıyorlar. Bayağı pompalıyorlar şu an o karakteri de yani. Yani bir Superman'e bakar yani. Ya şey yapamadım. Ya bekliyorum, ben hala şey diyeyim yani. VS diyeyim yani, iki evrenin kapışmasındayım. Ha. Yani sadece zor Superman'e be. Bekliyorum. En son gelecek Superman tertemiz eder. Oğlum Batman daha çıkmadı, Penguin'in dizisi gelecekmiş. Neyse. Hatta Colin Farrell oynuyordu galiba. Direkt o oynayacak, oynayabilir yani dizide. Batman son geliyor ya solo filmi. Aslında bak Batman direkt çekilip dizi çekilebilecek bir karakter zaten. Çekildi ya. Nasıl? 4-5 sezon mu ne şeyi var. Gotham diye çektiler. Ya şeyin de var da öyle değil. Daha böyle bu az önce Foundation gibi. Ha. Yani böyle daha böyle görsel. Şeyle, prodüksiyonlu yani. Animasyonu beğendiğim gibi ya güzel. Star Wars'ın Vision diye bir şey ya. Vision olması lazım. Daha söylersen. Marvel'daki Vision'da neydi diye Scarlet diyecektim. Scarlet değil ya. Diğer kız var ya, kızıl kız böyle değişik hale getirdi. Onda Sivir'in adı var. Ha, beğenmedin yani. Ayrıca. Ben hiç izlemedim. Ben dizi izleme zaten. Bu arada Bozkır'ı bitirdim. Aa, Blue TV'deki Bozkır'dan bahsediyor. Bozkır'ı bitirdim. Nasıl? Saygıyı bitirdim, ikinci sezonu bekliyorum. Bozkır da iyiydi. Yani Bozkır iyi değil mi? İyi, bayağı iyiydi. Başkomiser falan iyi yani. Turgut işte yani. Bir kızım gece Turgut, bir de başkomiser Seyfi. Güzel de dün akşam bitirdim ya. Şey yani, iki karakteri de seviyorsun. Evet, karakterler ama şey değil, çünkü karakterler itici değil. Hani ha. Kötü değiller. Güzeldi, beğendim yani. Hani oyunculuk cidden çok iyiydi. Profesyonel yani. Devamı gelecek. Gelecek mi onun devamı? 22'ye galiba, hani tam hatırlamıyorum da senaryosu yazılıyor diye biliyorum. Hani film olsun şey, yorulardı bu. Öyle bir şehir de yok. Hani 88 plaka falan çok güzel yani. Güzel güzel yani. Yani tam istediğini anlatmışlar yani. Ha. Hani zorlayıcı bir şey yoktu dizide. Tamam, hikaye biraz şey, abartı bir hikaye de ama güzeldi yani. Ama Katil Kim gibi bir şey oldu. Evet, Katil Kim. Şimdi işte yenisinde nasıl yapabilirler, o var hani. Aynı oyuncular devam ederse güzel olur. Star Wars dedik. Ama Star Wars'un güzeldi anime yani, beğendim. Normalde izlemiyorum anime. Hayatımda bir kere izledim. Bir arkadaşımla izledim. Gittik sinemaya, devamını anlat. Bir arkadaşımla devam edeyim. Wall-E miydi ya? Wall-E. Dedim ki Cemo gel, bir film var. Wall-E. Güzel bir film falan. Bir girdik. Baş başa izledik filmi. Sinemadayız ama. Sinemada baş şey başa. Şey yani. Baş kimse yok. Pişman oldun mu sonrasında? Yo, ben çok tabii sevdim. Ki. Yani diyorum ya, tekti. Çok izledim. İyiydi ya. Yani gerçekten çok iyiydi. Onu da buradan sevgilerimize iletiyoruz. Sen kızla gecede mesajını verdin mi? Hı-hı. Ben vermedim. Ben söyleyeceğim çok söz var. En son sana hain dediler ya, bittin. Hainin sonu ölümdür oğlum. Nasıl hain oldum ben? Seyirci onu merak ediyor. Yuh ya. Seyirci onu merak ediyor. Ne oldu da bu adam bir anda onu yakaladı, bunu öldürdü. Bir gecede katliam işliyorum. Yani nasıl hain oldum? Nasıl oldun yani? Oğlum işte tam şey bak, oldu. Sansar'da başladım. Ha. Adam indirdi. Ya girme Sansar'a. Sansar'a bak, kızın gece arasına. Bir şey sıkıştırmak lazım şimdi. Lan Yavuz bile hatırlamayacaktır Sansar'ı ya. Hatırlar ya, nasıl hatırlamadın? O filmler bitti artık. Yeni nesile ayak uydurup. Anime güzel, Star Wars'un. Orada animede bir de 9 farklı hikaye var. Ya 9 farklı orijinal hikaye var. Hepsinden ya. Ya işte bu işte. Japon yani. Şeyleri suçlanmış. Ben de Japon şeyini çok seviyorum. Aksan. Adagada bara. Gide goda. Yedi me da. Babam sevmiş. Netflix'e şey var ya. Onu önereyim bu arada. Samurai X var. Animesini bitirdiğim ve hasta olduğum. Daha ortaokula falan giderken böyle sabahları böyle açıp izliyordum. Kanal D'de falan veriyordu. Yüzünde çarpı yarı izi olan bir tane karakter var. Kızıl saçlı. Onların şeyini öğrendim ya. Eski dönemini öğrendim yani. Meiji dönemi. Savaşlar var. Bilmem ne var. Samuraylar artık kılıç bırakıyorlar. Ama şu an Fransız konuyor. Onun live action mı derler? Live action. Buraya onu da ver. Gerçek kişilerle canlandırılması yani. Ve film de çok. Bizim ülkemizde vizyona girmedi filmler ama
3 film çekti ilk devi, Samurai X. Sonrasında, bayağı bir sonra, işte pandemide çıkacak olan 2 film vardı. Güner ve Başlangıç diye 2 film çektiler. Orada da neden, nasıl çarpı yer izinin nasıl olduğunu anlıyoruz o filmlerde. Evet, bitti mi? Evet. Yani Star Wars. Star Wars ya. Yani güzel, beğendim ben onu. İzleyin Netflix'te, Samurai X. Foundation da güzel. Başka var mı beklediğim? Beklediğim benim yok şu anda. Batman geliyor da Mart'ta galiba. Ya işte bir Matrix'i bekleyeceğiz. Az kaldı onun. Hala Flash'la ilgili bir haber yok. Ya Spider-Man çıktı mı? Michael Keaton mu ne vardı? Spider-Man çıktı mı? Yani fragmanı gördüm onda ya. Fan sayfaları böyle sanki çıkmış gibi böyle atıyorlar, ediyorlar. Yok yok. Sahnede. Doğru. Geçen şeyi de izledim ben de. Tarkan'ın ahtapotunu nasıl yapıldığını. Nasıl? Efsane bir yerden gelmiş o ahtapot. İspanya mı İtalya mı ne gidiyor? Oradan geliyor, bakıyor işte ahtapotu yapan adam, onu getiriyorlar oradan. İkinci gün adam basıp gidiyor. Ben diyor yapmıyorum, siz yapın diyor. Sonra işte anlatan, o onun içinde ahtapotu oynatan kişi 40 gün civarı denizin altında, ya suda sürekli çekimde. Onu bir havuzda mı çekiyorlar ya sonra? Havuz içi mesela toplu dövüştüğü sahneler, yani cam mekan bir yerden çekiyor onu. Havuzun içerisinde aslında kavga ediyor. Tabii su altı kamerası olmadığı için, varsa bile o zaman da bizim yerde olmadığı için öyle bir yerde çekiyorlar. Bir de şeyi biliyorum mesela, ahtapotu koyuyorlar ama ahtapotun kollar düşüyor galiba. Onu kaldırmaya çalışıyorlar. İple mi bir şeyle oynatıyorlar. Ama çok iyi değil mi ya? Ben sonra böyle... da ama batıramıyorlar da. Kafasını da batıramıyorlar. Tabii onu da batıramıyorlar. Öyle yani. Bence İspanya seviyorum güzel. Viking Kanı'nda bir tane sahne var. Viking Kanı'nı da anlatayım size. Ben böyle bir sahne çekeceğim filmi de bir tane filmi koymak istiyorum. Viking Kanı'nda filmin başında darbe oluyor. Gidiyorlar, kralı indiriyorlar, tamam mı? Sonra kralın kızı geliyor. Giriyor falan böyle. İşte babasının yanına gidecek. Giriyor, bir bakıyor koltukta bizim kötü adam oturuyor falan. Kız kötü adama diyor ki, babam nerede diyor. Sen kimsin diyor, oturuyorsun. Adam aklıma gelmiyor da. Burada ne işin var diyor, niye oturuyorsun sen diyor. Babam nerede diyor. Adam da şarap, elinde kuru kafa var. Kadın bir tanesi şarap dolduruyor adamıyla. Şarabı içiyor, tutuyor, atıyor kuru kafayı kızın önüne. Aha diyor, baban diyor. Kız aaa yapıyor. Böyle bir sahne Game of Thrones'u. Herif soymuş, derisini yüzmüş. Kafatasından şarap içiyor herif. Tarkan, Viking Kanı. İşte sinemada 50 yıl geriye gitsek 100 yıl geri gideceğiz diyor. Dur, düşünmem lazım. 50 yıl. Ya eski sinemayı ben daha çok seviyorum. Geçen de Hit'i izledim. Al Pacino. Merhaba. Niye merhaba? Şey olmuş. Biz video bitince, biz aslında el saldık, her şeyi bitirdik de tekrar kameraya doğru gittiğimizde kesinlikle videonun bir yerde bittiğini anladık. Az önceki videonun bittiğini anlayacaksınız. Evet. Bittiğini. Bitirmiştik en son. Ne anlatıyorduk ya? Kafatasını anlattın. Konuşmamız istediğiniz şeyler varsa bunları söyleyin bize tekrardan. Evet. Bunların hiçbirini hazırlayarak konuşmuyoruz. Konu başlıkları belirliyoruz. Diyoruz ki bunları konuşalım. Çağırdım işte, Cem geldi konuştuk. İşte evi kapattık falan. Aynen, evi kapattık. Stüdyo yaptık evi. Yani başka bir mekan olacak bir sonraki çekimimizin. Ama hani yorum varsa yorumda belirtirseniz, istediğiniz bir konuşmamızı istediğiniz, bakarız, onu da konuşuruz. Bakalım haftaya, bakalım diğer çekimde kimin evindeyiz? Evet, diğer çekimde. Hani yorum olmazsa da izleyenleri yakalayamıyoruz. Bir şey birikir seçimizde anlatmak için tekrardan buluşacağız Cem'le. Evet. 123 kişiye tekrar teşekkür ederiz. 100. videoyuz ya. Bu böyle devam çıkıyor. Böyle 50. videoda. Evet. 19. videoyuz ya. 500 kişiye devam et. 500. Anca 500 oldu. Yok, devam et. 2'yi katlayarak geliyoruz. Gelişi güzel sohbetler. Cem Kalkancı uzun mansurla devam edecek. Belki konuk çağırırız. Yani. Konuk olabilir bir sonrakinde. Evet. 5 yoldan yine. Ha, İnönü muhabbeti yok büyük ihtimalle. Ha evet ya. O kötü olmuş. Bir dahaki neyse, filmle İnönü maalesef çekmek istiyor ama. İnönü'yü bir daha konuşacağım ben. İnönü'yü halledeceğiz. Evet, teşekkür ederiz. Bu video böyle oldu. Bakalım. Bir sonraki bir soru. GGS4. Evet evet. Bu arada yaz onda GGS4 diye. Yok, filmin de izlemiyor. Bunu filmin izlememiş. Görebiliyor musun bunu? Ne var ya? Git ya buradan. Hoşçakal. Dur ki görüşmek üzere. Can Hit'i izledim, çok iyi. Onu da söyleyeceğim. Bosphere aldı değil mi? Bosphere almıştır herhalde. Almıştır. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz.